Verilen bu arada yeniden karşınızdayız efendim. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde medya ve demokrasi etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen ödül törenine Başbakan Binali Yıldırım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ahmet Aydın katıldı. Ödül töreni renkli anlara sahne oldu. Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde medya ve demokrasi etkinliği düzenledi. RATEM yöneticileri etkinlik çerçevesinde ilk önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında atılan bombalardan hasar gören bölümlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. RATEM Demokrasi Ödülleri töreni de yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda gerçekleştirildi. Törene Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Yeni başlarına... Ödül töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın kendine has üslubu salonu kahkahaya boğdu. Yani benim hiçbir hazırlığım yok. Allah'tan birisi buraya bir notlar koymuş. İmdadıma yetişti. Diyeceksin senin bunu. Meslek birliğimiz 15 Temmuz darbe sürecinde medyamızın ülkemiz açısından oynadığı rolün farkında olarak medya ve demokrasi adıyla etkinlik düzenlemiştir. Bizim programımızda gözükmemesine rağmen etki gücü bu kadar yaygın olan bir organizasyonun, bir birliğin etkinliğine katılmasaydık herhalde sonuçları farklı olabilirdi. O yüzden buradayız. Marifet iltifata tabidir. Başbakan Binali Yıldırım 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananların bir benzerinin daha olmadığını söyledi. İlk defa silaha karşı, tanka karşı, uçağa karşı, helikoptere, füzelere karşı millet göğsünü siper etmiş ve bu alçakça girişimi bertaraf etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Ahmet Aydın yaptığı konuşmada demokrasi ve medyanın ayrılmaz iki güç olduğunu kaydetti. Medya ve demokrasinin ortak paydası da eleştiridir. Sizler bu hakkınızı her zaman özgürce kullandınız. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceksiniz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki eleştirin olmadığı yerde medyada olmaz, demokraside olmaz. Medyanın bir başka varlık dayanağı da özgürlüktür. Özgürlüğün olmadığı yerde demokrasi olmaz. Medya varlığını borçlu olduğu demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmakla yerine getirir. 15 Temmuz'da gördüğümüz gibi. Ancak demokrasilerde de hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Hiçbir vatandaş da laüsel, sorumsuz değildir. Ahmet Aydın 15 Temmuz'un milletin iradesi ve medyanın gücüyle bertaraf edildiğini vurguladı. 15 Temmuz'da Türkiye tarihinin en büyük terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Sizler medya mensupları olarak o akşam hayatınızın sınavını başarıyla verdiniz. Yazılı, görsel ve alternatif medya olarak yaptığınız kesintisiz yayınlarla 15 Temmuz akşamı hem milletimizi uyandırdınız hem de dünyaya büyük bir yayıncılık örneği verdiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını medyanın bütün imkanlarını kullanarak milletimize ulaştırarak ülkemizi büyük bir badireden kurtardınız. 15 Temmuz son darbe olacaktır. RATEM Demokrasi Ödülü'ne layık görülen kuruluşların temsilcilerine ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım verdi. Bu 15 Temmuz alçak darbe girişiminin kahramanları var. Bunların başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Dik ve dirayetli duruşu, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimizin meydanlara inip bu darbecilere karşı gösterdiği kahramanlık. Ancak bu darbenin bastırılmasında en büyük rolü medya organlarımız
oynamıştır. O karanlık gecede ülkemizin aydınlanması için gösterdiğiniz büyük kahramanlık, büyük vatanseverlik için teşekkür ediyorum.